Astral Seyahat Çılgınlığı, Doktor, Cemil Şahinöz, memleketimiz ve topraklarımız çok bereketli. Eskiden her gün yeni sahte mehdiler çıkıyordu. Fakat mehdilik artık demode oldu. Son yıllarda daha fazla ezoterik, metafizik, parapsikoloji, yoga, meditasyon, nefes teknikleri, yaşam koçları karışımı insanın psikolojisini alt üst eden gruplar, seanslar, kamplar meydana çıktı. Aslında bu tekniklerin hepsi, insanı gerçekten rahatlatan, insana kalıcı bir huzur veren namazın çakma şekilleri. Fakat namaz kılmayı çok basit ve avam olarak gören bu uçmuş beyinler, aradıkları huzuru namazdan çalınan ve kopyalanan tekniklerde arıyorlar. Halbuki kalpler ancak Allah'ı anarak rahat, huzur ve mutluluk duyabilir. Bu furyaya en son olarak da astral seyahat yaptığını iddia eden garip tipler eklendi. Özellikle sosyal medya platformlarında astral seyahat ile ilgili paylaşımlar artıyor. Bu paylaşımlar, fantastik deneyimler ve inanılmaz keşifler vaat ederek gençlerin ilgisini çekiyor. Astral seyahat nedir? Astral seyahat, kişinin bilincini fiziksel bedeninden ayırarak farklı boyutlara seyahat etmesi olarak tanımlanan bir olgudur. Bu seyahatlerin örneğin meditasyon yoluyla gerçekleştiği iddia ediliyor. Astral seyahat yapan kişiler, uzaktaki yerleri görebildiklerini, ölen kişilerle iletişime geçebildiklerini ve hatta farklı bedenlere girebildiklerini söylerler. Astral seyahat mümkün mü? Astral seyahatin mümkün olmadığını savunan birçok bilimsel ve dini gerekçe vardır. Bilimsel açıdan bakıldığında, astral seyahatin varlığını destekleyecek hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Aksine enerji transferi, beyin bilinç ilişkisi gibi birçok engel mevcuttur. Dini açıdan baktığımızda ise Cenab-ı Allah bazı özel kullarına bazı imkanlar sağlamıştır. Bu doğrudur. Fakat bunlar mucize veya keramet sınıfına girer ve astral seyahat ettiğini iddia edenlerin metotlarıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Dolayısıyla bu tür inançlar hurafe olarak kabul edilir. Gerçek olsaydı. Eğer astral seyahat gerçekten mümkün olsaydı, bunu yapabilen biri muhtemelen bu deneyimi sosyal medyada paylaşmak yerine daha önemli ve anlamlı şeylerle uğraşırdı. Düşünün, bedeninden çıkabildiğini iddia eden birisi, yani bu kadar önemli bir özelliğe sahip olan birisi, işi gücü bırakmış sosyal paylaşım sitelerinde tıklama ve beğeni peşinde. Bu durumdan bile bunun ne büyük bir sahtekarlık olduğu anlaşılmıyor mu? Astral seyahat yalanlarının sebebi. Bu yalanları ortaya atanları iki sınıfa ayırmak gerekir. Birincisi, bilerek yalan söyleyen ve sahtekarlık yapan bir kesim. İkinci sınıf ise, gerçekten bir deneyim yaşamış ve bunu astral seyahat olarak nitelendiriyor. Bilimsel araştırmalara göre astral seyahat yaptığını iddia eden kişilerin çoğu, aslında rüya, uyku sersemliği, REM uykusu davranış bozukluğu, lüsit rüyalar, uyku felçi, halüsinasyon veya uyuşturucu etkisi altında yaşadıklarını, algılayamadıkları için yaygın olan bir olgu olan astral seyahat olarak anlatmaktadırlar. Yani her insanın örneğin uyku sersemliğinde yaşayabileceği veya görebileceği şeyleri astral seyahat olarak değerlendiriyorlar. Gençler neden astral seyahata inanıyor? Buna rağmen gençlerin astral seyahata inanmak istiyorlar. Çünkü astral seyahat, bilinmeyenin gizemini ve sınırsız olasılıkları vaat ediyor. Bu da gençlerin merakını ve heyecanını uyandırıyor. Günümüzün yoğun ve kaotik dünyasında birçok genç stres ve kaygı yaşıyor. Astral seyahat, bu stresten ve kaygıdan kaçmak için bir yol gibi gözüküyor. Bazı gençlerde astral seyahatin manevi, ruhsal gelişim ve aydınlanmaya giden bir yol olduğuna inanıyor. Maalesef kendilerine gerçek aydınlanmaya götürecek yolu terk edip, insanın fıtratına ve psikolojisine ters olan, sadece kısa vadeli huzur duygusu veren bu tekniklerin peşinde koşmaktalar. Ellerinin altındaki gerçek huzuru görmemekteler. Doktor, Cemil Şahinöz,